Muhammed, sen dikkat et bak, senden nefret ediyor, sana saldırıyor, başımıza hiç çıkartma. Hayvanlara yaklaşmayı bilmiyorsun. Cemal iki taraflı. Ay bak. O siktir tuttu, şunu, bırak. Ay. Lan. Şşşş. Seni. Aman el şey yapma kardeş. Öyle. Bak sulanıyor ya, dile bak dile. Oğlum kapar ha. Yok, ben müsaade etmem ona. Şerefsiz. O kadar da zayıf değiliz. Bak. Ağzı görüyor musunuz? Anlatırken emin olun, şunu çok samimi söylüyorum. Herkes bu köpeği anlatıyor ama kapısında bu köpeğin olmasını istiyor. Bakın. Ben anlatmıyorum. Zaten köpek kendi kendine konuşup anlatıyor. Eğer dinlemeyi bilirseniz. Herkese selamlar. Bugün Sivas Şarkışla'da AB Kangal çiftliğindeyiz. Yanımda İsmail Özbek var ve aslan parçasını artık anlata bitiremiyoruz. Evet. Daha önceden 2 sefer videomuz oldu Baba Kara'yla. Evet. Baba Kara efsane bir köpek. Hem güzelliğiyle hem karakteriyle kendini kanıtlamış bir köpek. Kesinlikle. Nasılsın İsmail Baba? Teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz ve bütün izleyicilerimiz hoş geldiniz. Sinan Savut'u seviyoruz. İyi ki de çiftliğimize yine geldin kardeş. Memnun olduk. Baba Kara'yı anlatıyorsun ya, Baba Kara'nın bir özelliğini daha söylemek istiyorum. Bütün köpekler yaşları büyüdükçe yaşlanırlar. Baba Kara yaşı büyüdükçe gençleşen bir köpek. İzleyen arkadaşlarımız bunun notunu verecekler. Videonun devamında zaten Baba Kara'nın görüntüleri var. Gerçekten ben bu köpeği aldığımda, bu süreç aşağı yukarı 6 yıldır bu süreç içerisinde Baba Kara her geçen gün daha çok gençleşiyor. Gençleşiyor, yaşlanmıyor diyorsun. Evet, yok. Benjamin Button gibi. Evet. Öyle bir film var, bilirsin. Estetik falan yaptırmıyoruz biz. Doğal. Baba Kara'nın şimdi renk tonları, kafa yapısı diğer köpeklerden biraz daha böyle farklı. Zaten onu ön planda tutan faktörlerden bir tanesi de bu. Renk, çok nadir çıkan bir renk ve salı cüssesi çok fazla bu tarz köpekleri bulamıyoruz, göremiyoruz artık. Eskiden çoktu Sinan ama şu anda kalmadı. Baba Kara gerek kostümü gerek rengi, yani genel anlamıyla çok nadir bulunan bir köpek. Bir de karakter ve cesaret özelliği has safhada bir köpek. Yani böyle bir kostüm, böyle bir fizikle içinde de mangal gibi bir yüreği çok zor bulabiliyoruz. Geçmişte çoktu. Bir de seni çok iyi dinliyor. Evet. Vallahi. Kulağına fısıldıyor. Hadi pas oğlum, atıl oğlum. Evet. Fişek gibi. Dur deyince duruyor. Kesinlikle. Yani karşısındaki hedef 20 santim önünde olsun, eğer arasında ben varsam, elim varsa, sözüm varsa kesinlikle arkası geçmiyor. Kesinlikle. Ciddi misin? Kesinlikle. Deneyebiliriz bunu birçok kez. Biraz önce kafeste denedik o olayı. Evet. Şimdi kısacık bir şey daha isteyeyim senden. Tabii diyeceğim şimdi. De onu mu koysam, ne yapsam? Ya da o bölümü koyalım, hiç boşuna uğraştırmayalım Baba Kara'yı. O bölümü yayınlayalım. Abim şimdi bunun bir de efsane Bebek Kara'sı vardı. Bu Baba Kara. Evet. Senin daha önceki bölümünün bir tanesinde Baba Kara ve Bebek Kara'yla Kurt izinde diye bir dağa çıkmıştık. Evet, aynen öyle. Orada olumsuzluktan dolayı kapışmışlardı hatırlıyorsan. Bebek Kara o günden bugüne çok ekmek yedi, çok üstüne koydu. Biz tabii senin geleceğini bilmediğimiz için geçen günlerde şehir dışında bir misafirimize dedik ki alıp dağa gidelim. Yine Kurt peşine gittik traktörle dağa. Sivas Bozu dediğimiz bizim Pisko, yani Akbaba köpeğimiz, Akbaba isimli köpeğimizi aldık, Bebek Kara'yı aldık. Dağda gezerken bunlar yine kapıştılar ama bu sefer çok kötü bir savaş oldu. Evet, yani Bebek Kara'ya şu anda bakacağız ama ayağında, kafasında yara var. Hatta Sivas Bozu'nu da alalım biz dediğimiz köpeğimiz. Alalım. Onlar benim gelecekteki efsanelerim, o soylara çok ağırlık verdim. Baba Kara ve Sivas Bozu'na ağırlık verdim kan hattının üretiminde. Bunlar gerek cüsse, gerek cesaret, gerekse zeki, karakter konusunda bir numaralar. Torunlarının ve çocuklarının kan hatlarını takip ederek ilerledim. Hatta inşallah Sinan Savut müsait olursa dağa gideceğiz. O Sivas Bozları'nın yavrusundan orada yetişmekte olan bir yavrumuz var şu anda 6 aylık. Hem çobandan dinleyeceğiz hem de kendimiz göreceğiz. Kanaklarım nasıl oluyor? Gel bakayım Bebek Kara, gel. Evet, Bebek Kara alabiliyor muyuz Sinan? Sevgili izleyicilerimiz, Sinan'dan da çok rica ediyorum, sizden de. Bu bölümde özellikle çiftliğimizdeki gen aktarımı dediğimiz olay. Yani biz burayı kuralı 4. yılımıza girdik. İlk gün konuştuğumuz sözün bugün arkasında olduğumuzu bu görsellerden takip ederek netlik içerisinde görmenizi istiyorum. Baba Kara'nın şu anda 22-23 tane bizde büyüyen yavrusu ve torunu var. Yani gen aktarımına sahip çıktık, elimizde tuttuk, bırakmadık. Evet. Evet, ayağa basmaya başlamış onun bak. Sinan, ön sol ayağındakini alırsan az önce anlattığım olayı. Beyazı da getirin. Eşiniyor değil mi bu da? O eşiniyor ama ayağındaki yaradan dolayı çok eşinemiyor bak. Haha oğlum ha. Bak Bebek Kara'daki fiziği görüyor musunuz? Sevgili izleyicilerimiz bakın. Evet diyoruz ya, çita gibi bir fiziğe sahip olması lazım. Arazide işte kurt peşinde, ayı peşinde, domuz peşinde rahatlıkla hareket edebilmesi için gerçekten bu fiziğe ihtiyaç var. Bir de lütfen söylediğim sözleri reklam olarak algılamayın. Köpekleri ben göstererek, yaşatarak anlatmayı daha çok istiyorum. Sinan bu işte iyi bir yerde. Köpekleri en azından net yakalamayı çok iyi biliyor. Babaya saldırmadı Sinan. Bir yandan da buraya al. Şimdi Akbaba'yı gördük. Baba Kara kilitlendi bak. Kendi oğlu çıktı. Hiç, dağda da savaştılar. Daha önce çiftlikte de kavgalar oldu. Baba Kara o kadar zeki, o kadar karakterli bir köpek ki. Yani evlat ona baş kaldırdığı zaman kes ben senin babanım diyor. Ama diğer tarafta gidip de bulaşmıyor. Şimdi Akbaba çıkıyor. Gözü kafeste bak. O Cemal'ın girdiğini gördüm. Akbaba'nın da gözü onda ama. Tabii. Akbaba çok büyük savaşçı. Bak aradan bakıyor Akbaba. O çok büyük savaşçı. Köpeklerle sürüye de götürdük. Karşı sürünün köpekleriyle kavga ettiği köpeğin ortasında belki 7 dakika, 8 dakika dayak yedi. Hala kalktı saldırıya geçiyor. Bak ayak askıda. Bak. Oo. Şş. Tamam. Onun ayak gitmiş abi. Evet. Bebek Kara'nın da ön ayağı, sol ayağı öyle. Bunun da. Bir de kangal köpeklerinde, çoban köpeklerinde eğer ki karakter varsa kin duyma, öc alma, intikam alma diye bir karakter var, his var. Bu nedir? Şimdi ben sürekli gözlemlediğim için ikisi boğuştular, istem dışı boğuştular. Boğuşunca Akbaba Bebek Kara'nın ayağına girdi. Bebek Kara da Akbaba'nın kulağını tutuyordu. Anında bıraktı, o da onun ayağına girdi. Çünkü ayaktan hisler ve kemik, deri zayıf olduğu için daha çok canı yanıyor. O aldığı acıyı karşıya yansıtmak istiyor. Yani bir yumruk yedim gözüme, ben de vuracağım onun gözüne. Bu oraya getirdi işi. Tamam. Tamam. Hayır. Saldırmıyorsun. Hayır. Kara. Hayır. 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 Az önce söylediğimiz bir olay var. Kara o kadar sahibini onun ayağı sakat kardeşim. Onu bir götürelim mi? Sana zahmet. Evet. Vallahi o şimdi hırlaşıyor, mırlaşıyor, delikanlılık yapıyor ama onu götür sana zahmet be. Dur. Buyur abi. Bak dur. Orada bastı. Fiziğini de güzel gösteriyor. Çok güzel köpek. Gerçek evet. Anlamda. Şu renk tonunu da bulmak çok zor. Kesinlikle. Sen beyazı da yakalamışsın. Siyah da yakalamışsın. Bir de yakalamadan ziyade Sinan'ım, beyazlar akbaş değiller. Bunu izleyen arkadaşlarımız yine akbaş diyecekler ama bunlar Eskişehir'in köpeklerinden değil. Eskişehir'in köpekleri de bizim milli değerlerimiz. Onlar biraz daha küçük cüsseli ve pratik olurlar. Yani tabiri caizse tazı fiziğinde. Çok hızlı koşar, çok uyanık olurlar. Ama bizim köpeklerimiz renk tonlarının dışında her şeyleri kangal ve çoban köpeğine odaklıdır. Akbaba gerçekten soyunda efsane olan Sivas Bozu diye adlandırdığımız geçmiş tarihçesinde çok fazlaydı Sivas'ta. Bembeyaz, devasal. Bunu şeyini yaptırıyorsun değil mi? O ayak şişmiş. Tabii bakımlar. Tabii senin burada veteriner var zaten. Veteriner yok. Var ama ben kendi işimi kendim yapmaya tercih ediyorum. Ülkemizde maalesef kırsal kesimlerde kedi köpeğe veterinerin çok bakımı fazlasıyla olmuyor. Çünkü büyükbaş küçükbaşta daha ağırlıklar. Evet. Ben kendi tecrübelerimde kendi bakımlarımı kendim yapıyorum. Şimdi bunlar dün mü kavga etti? Yok, bunlar 3 gün önce kavga etti. 3 gün önce kavga etti. Ayağı şişmiş bunun ayakta. Antibiyotikleri yapıldı. İltihap olduğu için köpeklerin salyalarında bir zehir vardır. Kendilerine karşı kullanılır. Hem yara tedavi edici hem de yarayı şişirici. Kendi yarasını tedavi eder. Karşıdaki zarar verdiği köpeklerde de enfeksiyon yaratır. Biz ona aynı şekilde Bebek Kara da ayağında. Aynısı evet. Onda da 2 ayağında var. Evet. Şunu da şöyle alalım. Evet. Gel. Onu alalım. Şu Bebek Kara'nın yanına gidelim. Onu pek göremedik. Şunu alın. Muhammed, Cemal. Kesinlikle. Sinan, Baba Kara videolarda falan küçük gözüküyor. Gelen bütün misafirlerimiz aynı şeyi söylüyor ama canlı da gerçekten cüsse ve fiziki orantıları birbirine çok net olan bir köpek. 83 santim omuz yüksekliği var. 90 demiyoruz. Yani 1 metre de demiyoruz. 83 santim ama salı, boyu, yüksekliği, fizik orantısı, kuyruk yapısına kadar hepsi birbirine orantılı. Bebek Kara da işte savaş gazisi değil mi oğlum? Gel bakayım, gel. 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 Bir de köpekler sıcaktan ötürü bir, ikincisi de... Aynı ayak, aynı yer. Evet. Bunda da şişik. Bunlar birbirlerinin, sen biraz önce anlattın ya. Kinleniyorlar. Aynı acıyı alıyor ya, o acıyı karşıya vermek zorunda. Bu bizim insanların genetiğinde de var. Ama anlatmak doğru mu bilmiyorum. Ben çocukken kavga ederken biri bana kafama vurduysa ben onun kafasına vurmam zorundayım. Fırsatını kollarım, ayağına vurayım, koluna vurayım diye uğraşmam. Aynı darbe aldığım yere darbe vurmayı isterdim. Hep ona zorlardım. Köpeklerde de bu çok fazla. Bir köpek bir köpeğin canını yakacağı noktayı çok iyi bilir. Oraya girmiş diğer köpek o noktayı bilmiyorsa o alıp da can yanınca evet burası daha acıymış. Ben de bu aynı acıyı ona yaşatmam lazım. Bulunduğu en kötü noktayı bile bırakıp o noktaya giriyor. Gel. Gel bakayım gel. Oğlum. Geleceğin efsanesi de bu Sinan. Gel. Hayır. Gel. Oğlum. Ve bununla fiziği tam olarak oturmaya başladı. Neyi? Fiziği. Bak vücut zayıf değil. Sırtta kemikler görüntüde değil bak. Vücut aşağı yukarı dolu et olarak. Kas olarak. Ve şuradaki kafes boşluğu falan tam yerine geldi bak. Öndeki döşü görüyorsun. Arkaya doğru boşluğu görüyorsun. Evet. Bacaklarındaki kas yapısına kadar oturmaya başladı tamamıyla. Bu da babası gibi. Yaşlandıkça güzelleşiyor. Değil mi oğlum? Maşallah. Değil mi lan? Gel. Gel. Hop. Tamam gel. Gel. Oğlum. Ay maşallah. Gel. Gel. Hop. Hop hop hop. Hayır hayır hayır. Hayır. Gel. Burada yavrular var. Gel. Bunun da bir kötü huyu var. Kilitlendiği zaman hedeften daha caymıyor. Geri dönmüyor. Şu an tam yarışmalardaki pozu veriyor. Güzellik yarışmalarında. Evet. Aynen. İstenilen pozu veriyor hayvan. Gel. Gel. Bak. Fizik 10 numara. Evet. İllaki hedefe gidecek. Bak. Bunların ikisi de, bunların üçü de Baba Kara'nın yavruları. Bak. Bu tüylü. Bu Baba Kara'nın oğlu mu? Evet. İkisi de Baba Kara'nın oğlu. Üçü de bunların ama farklı anneden. Bu ikisi aynı anneden kardeşler. En son büyüttüğüm. Daha küçüklerini saymıyorum. Damızlık olarak kadroya koyduğum bunlar. Bunun da arka parmaklarında yavruyken ip dolaştı. Yattığı yerde, yavruladığı yerde. Şu anda 6,5 aylıklar. 7 aylığa girmedi bunlar. Abi bu biraz kıllı tüylü çıkmış. Evet. Bunların annesini ben Çerkez'den aldım. Bizim Çerkez yaylası deriz ya. Oradan evet. Annesinin babası tamamen tüylüydü. Baba Kara'da da tüyül atma olayı var. Hani bir tane arkadaşımız çıkıp da karalama yapıyor. Kangal'dan tüyülü gelmez. İşte benim köpeğimin altından tüylü yavrular çalışır. Baba Kara'yı kastediyor. Baba Kara'nın altından av köpeğe çıksa bile inanın ki anlatılan köpeklerden daha çok kangal çıkar. Çünkü karakter aktarımı var. Benim için tüy yapısının da bir önemi yok. İnsanların renkte de bir önemi yok. Fenotipte de bir önemi yok. Hani burada diyecekler ki bu ikisi kardeş değildir. Yemin ederim ki aynı anne, aynı baba, aynı batım karın kardeşleri. Bak bu iki yavru. Birinin fiziğiyle, tüysüyle, rengiyle diğerinin hiçbir alakası yok. Bak. Baba Kara'nın altından çıkan yavruların %20'si zaten bu boz gibi. Tüylü yavru daha ikinci kez çıktı. %20 boz çıkıyor. Evet %20 boz, %80 oranda da kara, koyu maskeli. Ama simsiyah doğmuyor yavrular. Baba Kara'nın kendi yavruları kendi de öyle. Afyon Dinar ilçesinde yetiştiren kişiden ben gençlik fotoğraflarını aldım orada. Küçükken boz karabaş bir köpek. Kara kırçılı bir köpek değil. Bu şu renk hangi yavrudan? O da aynı Baba Kara'nın. Bak o bunlardan bir ay daha küçük. O 5,5 aylık bir yavru. Şimdi onu anlatmaya çalışıyorum. Farklı anneden daha nice yavruları var. Erkeklerini bu yıl bıraktım ben. Normalde hep dişilerini büyütüyordum ki yani benim dişi kadrom daha önemli. Çünkü yavru dişiden gelir, erkekten gelmez. Oğlum gel bakayım gel. Bak bu yavru 5,5 aylık. Geleceğin devi olacak. Ve cesaret. Sana bir şey söyleyeyim mi abi? Bu Baba Kara'ya daha çok benzeyecek. Bak bu simsiyah olacak. İnşallah evet. Bir dahaki geldiğinde göreceğiz. Bebek Kara'yı da daha önceki senin videodan izleyen arkadaşlar renginin ne kadar değiştiğini farkına varabilirler. Yani iki videoyu kıyaslayın. Bunda daha koyu. Bu yavru da 1 yaşında bir tüy değiştirdiğinde altından gelen tüyler... Arkama gelir misin? Şunun kafa yapısı biraz daha küçük ama... Patlayacak harbiden mı? Babasına biraz daha benzeyeceğini gösteriyor. Patlayacak oğlum. Sinan. Ne oldu abi? Kafası patlayacak. Patlayacak, büyüyecek. Bir yaşından sonra açmaya başlayacak kafası. Ama ufak da olsa yani hissettiriyor kendini. Evet. Bu biraz daha benzeyecek gibi. İsmail abi şey söyleyeyim sana. Buyur. Şimdi burada senin kangal çiftliği ama bazılarının Anadolu çoban köpeği dediği köpekler de var değil mi? Evet. He. Hani şöyle ikisini yan yana getirsek de sen bize bir şey göstersen. Buradan devam ederek oraya geçmeyi istiyorum Sinan. Evet. Bir dakikalık bir konuşma yapmayı istiyorum. Tüm kangalcılar fenotip olayı diye bir aktarım çıkarttılar. Alnı düz, işte fiziği böyle, rengi böyle olacak diye. Ama herkesin hayal ettiği farklı, anlattığı farklı. Anlatırken kangal diye bunu anlatıyor ama kendi hayal ettiği bu. Dediğimiz iki köpeği yan yana getireceğiz. İzlemeye diyoruz. Gel gel. O şu anda hedef gördü, oraya kilitlendi. Evet. Zindanın içinde bir yürek var ki mangal gibi, Erciyes Dağı gibi bir yürek var onun içinde. Bizim çiftliğimizde bir köpeğin damızlık kadrosuna girebilmesi için birçok sınavdan geçmesi gerekiyor. En önemlilerden bir tanesi cesaret. Eğer o cesaret yoksa benim için hiçbir önemi yok. Ne cüssesinin ne baba ipliğinin. Evet. Geliyor deli olan. Kısa tut. Günümüzde anlatılan kangal köpeğinin tamamen örneği. İzleyip de fenotip, görüntü, renk, kostüm olarak bu köpeğe kusur bulan olursa işini bilmiyoruz. Eğer kangala iyi bir örnek mi bu? Tabii kangalın en iyi örneği bu. Hani abartmıyorum ben. Bu. Ya, Ziya yazacak arkadaşlara da sesleniyorum bakın. Yazmadan önce Allah rızası için. Genel fiziğe, yapıya, duruşa, döşe, alın düzlüğüne, kuyruk. Köpekte her şey olmazsa olmaz. Ta ki kurt tırnağı dediğimiz, benim için yine bir önemi yok ama genel kurt tırnağı anlatılan köpekte her şey var. Birazdan yakınlaştırır, onu da gösteririz. Herkesin anlattığı köpek bu. Kangal'ın birebir örneği. Cüssesi de çok iri bir köpek değil. Ama anlatırken emin olun, şunu çok samimi söylüyorum. Herkes bu köpeği anlatıyor ama kapısında bu köpeğin olmasını istiyor. Bakın. Ben anlatmıyorum. Zaten köpek kendi kendine konuşup anlatıyor. Eğer dinlemeyi bilirseniz. Herkes bunu anlatır ama bunu beslemek ister. O yüzden şunu söylemek istiyorum. Biraz kısa tut onu. Cemal, tasmadan elini avuçla. Yok orada takma. Yanıma getireceğim. Ama bak çok sağlam tut. Şimdi bir de olay çıkartmayalım. Kısa tut. Tam kafayı çevir getir. Zindan o kadar güçlü mü ya? Yo. Bak sağlam tut, bırakma. Şimdi diyorsun ki herkes şunu diyor ama beslemek istedikleri... Şu anda ikisini yan yana görüyoruz. Eski tarihçide kangalı anlatırken hiç kimse bunu anlatmazdı. Sağlam tut aman. Hiç kimse bunu anlatmıyordu. Herkesin dediği şey şuydu. Rengin, kostümün, alın düzünün bir önemi yok. Köpeğin cüsse, cesaret ve karakteri. En önemlisi de görsel güzelliği. Önce bakınca görsel, baba yiğit, eli ayağı, kafası büyük. Ondan sonra... Şşş, tamam kısa dur. Ondan sonra sürüdeki işlemine bakarlar. Ayıyla, kurtla, çobanla, sürüyle bağdaşıp ekip halinde çalışma ruhuna bakarlardı. Biz buna da karakter diyoruz. Şimdi hani eskiden sürüler arasında çatışma vardı. İyiyi neye göre belirlerdi? Birincisi kurt. Sürümden eksiltmesin. Kurda boyun vermesin. İkincisi çobanlar inatlaşırlar. Sürü sahipleri de. Çevir bana doğru. Bak bunda bile arkaya dönüyor. Yani bu köpeğin kötülüğünden değil. Köpekler birbirine baktığında rakibinin ne olduğunu anlarlar göz göze geldiğinde. Bu göz göze gelmek istemiyor. Bu sürekli gözüne bakıyor. Gel diyor, ben diyor buradayım diyor. Bu bütün güvenini sergiliyor. Bu kendine güvenmiyor. Bu bununla alakalı değil. Bunun gibi nicelerini getirin. Zindanın yüzüne bakabilecek. Bıraktığınızda çarpışabilir, boğuşabilirler. Ama bir köpeğin eğer ki gerçekten cesaretini sınamak istiyorsanız karşı karşıya getirin. Göz teması kurduğunda zaten rakipler birbirini alt ederler. Güçlü olan diğerine daha çok bakışlarıyla o ışığı yansıtırlar. Anlatımı yaparlar. Eskiden köpek sahipleri ve çobanlar köpeklerinin sürüde boğulmasına tahammül edemezler. İsterler ki köpeklerimiz güçlü olsun, sürüde kimseye boyun vermesin. Yani karşıdaki sürünün köpekleri benim köpeğimi boğulmasın. Buna neye gerekiyor? Köpekteki cesaret ve cüsse. Cesaret, cüsse varsa içerisinde yine abartıyor diyeceksiniz. Ya günümüzde insanlar kickbox turnuvalarına çıkıyorlar. Güreş turnuvalarına çıkıyorlar. ağırlık turnuvalarına çıkıyorlar ama hepsi gramlarla, kilolarla ölçülüyor. Şimdi bu köpek 82 santim, 81 santim civarlarında, ortalama geleceğe de 58 kilo civarlarında gelir. Yaklaştır, getir, kısa tut. Cemal aynı getirin yan yana. Bak oradan tutarsan tutamazsın. Tasmaya avurtlayacaksın. Köpekçiliği öğrenin. Parmağını tuttuğunda, köpek ani bir hareket yaptığında parmağını kırar. Tasmayı aldığında kımıldayamaz. Bak Cemal'a bak, gördün mü? Adamın kanında var. Şimdi bu iki köpeği karşı karşıya getirdik. Olası kapıştıklarında ilk baştaki müdahale köpeğe 1-0 öne geçirir. Bu da çarpışmayla, ağırlığın vermiş olduğu güçle. Bu istediği kadar pratik olsun. Güreşecek, ısrar edecek ama bir yerde güç oyunu bozacak. Bak. Bak ayağını bunun gibi koy. Gördün mü bak? Hazır tetikte olacağını. Yani. Tamam. Zindan. Zindan da. Zindan. Evet. Yani anlatırken yaşıyoruz. Bizim yine bir ayrıcalığımız var. Geçmişte beslenen, sürülerde görev yapan köpek cüssesi, köpek fiziği, köpek anatomisi hepsi bunda mevcut. Ama o köpekler bu köpekleri barındırmazdı. Şimdi günümüzde sadece kafes üzerinde anlatılan köpekler bunlar. Alnı düz olacak, kuyruğu saracak, fiziği düz olacak. Ama içinde ne var onu bilmiyoruz. İçinde karakter, cesaret konusunda ne var onu bilmiyoruz biz. Bu da doğru bir şey değil. Podyumda çıkartıp da buna birincilik vermek gerçekten doğru değil. Ben hiçbir yarışmaya katılmadım. Katılmayı da düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Bir köpeği eğer ki bir dereceye sokmak istiyorsanız bu bir gram altın ya da bir gümüş değil. Bunda bu kalınlık, bunda bu değer var diyemeyiz. Bu köpekleri biz hepimiz İç Anadolu'da daha da tanıdık. Kurtlarla, karakteriyle, sürüyle, çobanla tanıdık. Bunlara bir ekip hazırlanacak. Heyet dağa çıkacak. Bir hafta gözlemleyeceksiniz. Karakter, cesaret, bunların hepsini alacaksınız. En son fenotip dediğimiz olayda aynı köpeğe videoları geçip de insanlar izlerken fiziki ve fenotipik yapılarıyla derece vereceksiniz. O zaman ben buna inanırım. Ama günümüzde alnı düz bu köpek kangal demek gerçekten çok doğru değil. Bunu buradan bizi izleyen, Sinan Savut kanalından bizi izleyen bütün izleyicilerimiz bu konuyu çok dikkatli düşünsünler. Hepinizden mantık istiyorum. Bir köpeği kafeste kangal demek çok doğru değil. Benim için de bu geçerli. Köpekleri dağda, sürüde, koyunların başında, kurtlarla, ayılarla, domuzlarla, çobanla işbirliği halinde izleyip, puantaj tutularak gözlemleyip derece vermek çok daha doğru. Bence kangal böyle adlandırılır. Kangal tipiyle, kostümüyle adlandırılmaz. Evet, Zindan. Zindan. Oğlum, oğlum, oğlum. Baba Kara'da, Baba Kara anlatılan kangal yüreklerini taşıyor ama Zindan taşımıyor. Zindan çoban köpeği diye adlandırılıyor. Lakin şuradan şu meydan okumak istiyorum. Zindan'ı her kulvarda kangal sınıfıyla adlandırılan, aklınıza gelen ne kulvar varsa puantaj üzerinde her kulvarda yarıştırmaya hazırım. Emin olun ki adlandırılan köpeklerin %90'ından çok daha iyi çalışacak, çok daha kendini iyi ispatlayacak. Hepimiz bunu izleyeceğiz. Yani dostluk çerçevesinde burada aşırı böyle bir savaş konusunda iddia etmiyorum. Ama genel anlamda sürüye çıkalım. Kimin sürüsü olduğunun bir önemi yok. Bunu daha önce Baba Kara'da söyledim. Gidelim birlikte gözlemleyelim. Ne olduğunu birlikte inceleyelim. Evet. Şimdi bunlara çekiyoruz, ayırıyoruz. Tamam, yerlerini alın. Şampiyonlar köşelerine gitsin. Sinan Savut'a özel bir sürprizimiz var. Tabii bizim için de bir sürpriz ama Sinan geldiği için özel bir sürpriz yapmak istiyorum. Oraya gidiyoruz. Hayırdır abi? Sinan, hayrı anlatayım mı ki ya? Anlatmayayım, gösterelim ya. Tamam hadi, sürpriz olsun. Seni yine kırmıyorum. Bize bir tane yavruken bir hediye kurt geldi. Ama biz bunu büyüttük. Bize geldiğinde 2-2,5 aylık civarlarındaydı. Yabani kurt diye geldi. Ben bunu büyüttüm ama hareketlerinde daha önce de kurt büyütmüştüm. Yani %100 kurt diyemeyeceğim. Belki Wolfdog, kurt melez dediğimiz canlılar ama benim çiftliğimdeki tane koyunumu telef etti. Acayip vahşiliği var. Benim dışında hiçbir insana tahammül etmiyor. Sırtararak diş vuruyor. Benim yanımda köpeklere döş vuruyor. Bu da yine köpeklerin sahiplerine güvenmesi anlamına geliyor. Onu test edeceğiz. Onu izleyeceğiz. Bir de kurt görüntüsü alalım. İnşallah biz de abartmadan gerçek kurt olduğunu siz bize söylersiniz. Ya da Wolfdog olduğunu. Gidelim bakalım. Merak ettim şimdi abi. Evet. Sana yavruyken geldi. Evet. Gerçek kurt diye verdiler. Ama sen helva hareketlerinden biraz Wolfdog'a benzettin. Kesinlikle Sinan. Ben daha önce dağdan 3 defa kurt yavrusu aldım, büyüttüm. bu kadar evcilleştirme olanımız hiç olmadı. Her zaman bir yabanilik üstlerinde bir nebze bir insana güvenilir ama bu kadar yakınlık göstermezler. Bu bana karşı çok aşırı yakınlık gösteriyor. Çobanlara karşı ya da gelen misafirlere karşı bu kadar yakınlık göstermiyoruz. Sadece bana gösteriyor. Hani ben %100 kurt demiyorum ama olma ihtimali de yüksek. Çok anlamadığım için de yorum yapmak istemiyorum. Çünkü bizim izleyicilerimizin birçoğu diyor ki ya yine abarttın, yine yalan söylüyorsun. Yalanla benim işim yok. Ama koyunlara saldırısı, pusu yapması ben birebir birçok kez gözlemledim. Birlikte onu çıkartalım ve Sinan burada olduğu için ona özel bir görüntü çekmek istedik. Bunu ben kendi kanalımda bile yayınlamadım. Yani Sinan bizim için değerli bir arkadaşımız. Onun izleyicileri de bizim için keza öyle. Onlara özel kurdun koyunla olan mücadelesi diye bir görüntü almaya çalışacağız. İnşallah koyunumuzu telef etmez. 2 tane telef etti daha önce. Canımız yandı ama biz gitmeyelim, uzakta onlar getirsinler buraya. Tamam. Burada alalım. 2 taraflı tutarak getirin onu. Cemal, birini sağdan birini soldan takın, yaklaştırmayın birbirinize. Muhammed, sen dikkat et bak, senden nefret ediyor, sana saldırıyor, başımıza hiç çıkartma. Hayvanlara yaklaşmayı bilmiyorsun. Cemal 2 taraflı. Birini sağından. Cemal önce sen tak kafesten. Cemal önce sen sağdan birini tak çek, sonra diğerini tak. Muhammed'i yaklaştırma bak, ondan nefret ediyor hayvan. Muhammed'e birebir kıl. Kesinlikle. Direkt Muhammed girdiğinde pusuyor, katlanıyor, dişleri hazır bekliyor. Ki Muhammed'e 1-2 defa daha zarar vermeye kalktık. Küçük bir kolunu zedeledi, kurtardık yeri. Evet ama bana karşı şimdi göreceksin üstüme başıma otlaması, dostluk kurması tamamen köpek. Köpek gibi. Evet. Vay be, merak ettim şimdi. Sana özel olsun Sinan. Teşekkür ederim. Rica ederiz kardeşim. Abi bu bildiğin kurt. Gerçekten. Bak bana Wolfdog'a veda benziyor senin. Sen de haklısın. Evet bak ikisi şimdi oynuyor ya, bak bana izle şimdi. Onlar yaklaşamazlar. Gel, 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 gel. Birini alın, çek birini, birini bana bırak. Bırak, bırak, tamam. Çekin siz şimdi. Bak. Şimdi biz buradan güzel bir test yapacağız. Sinan koyunlara deneyelim mi? Deneyelim abi. Bak, bak kırılıyor, bak. Dur. Şunu bir yanaştırsan abi senin köpekler. Gel. Oh. Bak gel. Dışarıda yaparız abi. Koyunları bir test edelim. Tamam. Şimdi koçlara bırakın, koyunlar getirin. Hepsini getirin. Kafesin dışında şuraya bunu bir dışarıda test edelim. Abi şimdi bu koyunları gördü, bir hareketlendi. Evet bak. Bak şu küçük kuzuya çökmesin yalnız, bak dikkat edin. Hangisini? Küçük kuzuya. Ha onu al. Onu götür içeriye. Cemal. Hop hop hop. Ne oluyor lan? Şimdi Muhammed of. Çevir. Cemal bu tarafa çevir onları. Bak. Şimdi bu görüntüyü hiç kimse için yapmam. Lütfen izleyenler de bir canilik diye demesin. Sadece testini yapacağız. Dur, dur, tamam. Dur, dur. Alalım mı görüntüyü? Abi girsinler içeri. Bu tarafa sür. İçeriye ama bu sür. Dalacak abi direkt. Evet. Hayvana zarar verirse? Valla biz kısa müdahale edeceğiz. Getirin 2 taraflı sürün. Tamam dur, hayır. Onlar hayır. Da korkusuna gelemiyorlar garipler evet. Ya. İple götüreyim mi, bırakmayayım da yoksa? Abi bu aç mı? Doyuruyorsunuz yok, değil mi? Kesinlikle tabii. Sen iple götür abi. Bak. Ay bak. O siktir tuttu. Şunu, bırak bırak bırak. Bırak. Ay. Lan. Şşş. Ağzı. Benim. Bak. Alabildin mi yönetiyi orada? Aldım da abi ben bunu nasıl koyacağım? Abi bu bildiğin gibi direkt daldı gırtlaktan. Direkt bak yandan alıp düşünce de gırtlağa geçti öldürmeye. Sen hazırlıksız yaptın ama bir anda daldın, yine biraz çektim. Evet. Daha çekelim. Ya o... Şimdi bu ya buradaydım zaten ben. Kurt mu? Şimdi abi Wolfdog da saldırıyor şimdi. Bu Wolfdog kadar saldıramaz. Sonuçta Wolfdog'da bir köpek kanı var. İnsanın bak bu doğdu doğalı burada. Bunun hikayesini anlatayım sana Sinan. İsmail hocam bir şey yaptı mı koyunun boynuna? Yok yok. Zararı yok değil mi? Yok, kısa müdahaleyle kurtardık. Daha önce 2 tanesini telef etti bu. Kafesten kaçmış. Sürülerin hepsi telden atlayıp kurtarmış ikisini. Birini daha önce herhalde demiş, birini telin üstüne yakalamış. Bunun bir de hikayesi var. Bize 2,5 aylık civarında geldi bu. Geldiğinde hani ben çok sevdim yabani kurt diye. Bir de eskiden böyle merakım var. Doğadan böyle biz hastayız. Yanında büyütüyorum. Koyunların arasında geziyor. Bak bak gene kuzuyu gördü bak. Bak öyle bir şey yok ki. Öyle bir şey yok ki. Aynen. Koyunları gördüğü zaman deliriyor. Evet. Şimdi ben sordum aç mı bu ne abi niye böyle yapıyor? Abi bu bildiğin kuzuyu kucağına al da getir. Cemal kuzu onu getir bir. Bak. Tam yaklaştı mı? Çıldırıyor yanlışla. Çıldırıyor. Getir karşısına. Aman el şey yapma kardeş. Öyle. Bak sulanıyor ya dile bak dile. Oğlum kapar ha. Yok yok ben müsaade etmem ona. Şerefsiz. O kadar da zayıf değiliz. Bak. Ağzı görüyor musunuz? Resmen ağzı sulanıyor hayvanın. Lan namussuz. Yok öyle bir şey. Burada AB Kangal çiftliği biliyor musun? Ona zarar veremezsin hiçbir şeye. Allah Allah. Evet. Wolfdog'larda bunu çok zor görürsün. Yani ya bu köpeklik oranı düşük, kurtluk oranı çok fazla bak. Bak. Şşş. Yok ki öyle bir şey. Hayır. Gel. Manyak ya. Şimdi bunu var ya bir sürüye götüreceğim. Kenardan bırakacağım. Kaç tane kurtçu köpek var. Çoban ne yapıyor izleyecek. Değil mi lan kurt? Tarkan'ın kurdu vardı ya atıl kurt. Atıl kurt. Bu yavruyken kuzuların içinde tuttum ben bunu. Benim yanımda ne yapıyordu? Kuzunun yüzünü yalıyordu. Ama saldırmıyordu. Hikayesini anlatıyordum. Bir de anlat. Oraya geliyorum işte. Bu küçükken yanımda kuzuların içinde falan çok gezdirdim ben bunu. Alıştıracağım diye. Evet. Benim yanımdayken şöyle yan yana duruyoruz ya. Ben baktığımı görüyor. Kuzuyu yalıyor. Hani seviyor. Merhamet gösteriyor. Namussuz 4-4,5 aylık oldu. Hareket şu. Bir bana bakıyor bir kuzuya. Eğer ki ben buna bakıyorsam kuzuyu yalıyor. Eğer ki ben buna bakmıyorsam alttan kuzunun kurtlarına dalıyor. Benim ona baktığımı biliyordu. Yani bunu 9 aylık olana kadar biz çok vahşi kurt diye düşünmedim. Çünkü hareketleri falan köpek gibiydi. 9 aylıkken ta ki o 2 koyunumu telef edince. Şu anda tavuk yani kurt popülasyonunda yabanilere beslenmesinde menüsünde ne varsa bu hayvan onları gördüğünde az önceki ağzının sulandığı olay var ya aynı olayı bütün hayvanlara karşı yapıyor. Köpeklerin yavrularını yutuyor. Bizim burada yapmadı ama daha da gezdirirken böyle aldım araziye çıkarttım. Köpeğin yavrusuna denk geldi ona saldırıya geçti kurtardı benden ama direkt yemek için gidiyor. Evet. Ben daha önceden Wolfdog gördük. İlk kez senin burada böyle bir test yapıyoruz. Evet. Şimdi köpeklerle karşılaştırmayı falan filan yaptık. O ayrı bir konu da ilk kez böyle koyuna, kuzuya bir şimdi Wolfdog diyemeyeceğim buna. Wolfdog gibi duruyor. Hareketleri köpek gibi olmuş bunun ama şimdi arkadaş dürtüsü koyunlara gidişi tam bir kurt. Evet. Şimdi Wolfdog'la yapmadığım için bilmiyorum. Acaba onlar da mı öyleydi? Benim 2 arkadaşım da var. Onlarla biz denedik. Koyunlara köpek gibi yaklaşıyorlar. Saldırmıyor. Köpek gibi yaklaşıyor. Evet. Bir de bunun, bunun gibi saldırmıyor. Yok. Bu direkt bunun, bildiğinde aldı. Kesinlikle ama bunun bir artısı daha var. Onlar hiç koyun görmediler, saldırmıyorlar. Bu koyunların köpeklerin içinde büyüdü. Bu şekildeyken saldırıyor. Normalde bunun saldırmaması, onların saldırması lazım. Onlar hiç görmediler. Normal köpek ırklarında da var. Koyun hiç görmez, keçiyi görmez, saldırır. Anlarım ama bu bunların içinde büyüdü. Ben büyüttüm bunu burada. Buna rağmen saldırıya geçiyor. Vay be. Bir köpekle yan yana getirelim mi abi? Tabii hangisini istiyorsan. Zindan'ı getir. İstiyorsan. Sana bağlı. Zindan al gel kısaca Cemal. Zindan. Evet Cemal. Daldırma. Getir. Yaklaş az. Tamam daha gelme. Daha gelme. Şimdi bunlar beraber büyüdüler değil mi? Evet. İkisi beraber büyüdü. Ya Zindan bizdeydi 2 köpek olarak bu yavruyken burada büyüdü ama hepsini görerek büyüdü. Yalnız şuna dikkat ediyorum. Şu ana kadar hiç avlamadı. Yok. Yalnız diş de atmadı. Yok. O bize güvendiğinden. Diş de atmadı, havlamadı. Elle büyüdü ya. Havlayabiliyor mu? Yok, havlama yok. Bağırıyor. Nasıl? Havlamıyor. Böyle? Yani tarif etmek çok... Aoo diye ince bir sesi var ama incelterek geri uzatıyor arkasından. Gel. Bak. Ses alabiliyoruz mu? Kemal bir salla. Wow. Tabii ki. Tamam, bu testi geçti. Zindan. Aferin oğlum, aferin. Al onu, sen onu sağlam bağla. Sana da aferin lan. Zindan'a sağlam bağla. Zindan, aferin oğluma. Aferin bak, bak, oğluma. Bak, bak, bak. Bak, bıraksan çökecek, bak. Vallahi billahi. Ya bana şivavayı ver, kangal yüreğe takıyorum içine ya. Hop. Bak, Zindan'a gitmeye çalışıyor. Evet. Sırayla hepsi avlıyor bak. Biz aslında bunu getirdiğimizde Sinan, köpekleri deneriz, test yaparız umudum vardı ama bir gün olsun denemedim diye. Senin ilk defa, yemin ederim, senin yanında deniyorum. Ben kıyamadım, hiç yapmadım. Çünkü köpek, yani kurt köpek oldu benim için. Bağ kurduk, vallahi kıyamadım. İlk defa senin yanında. Bilinçli bir yaptığımız test. Bu da senin izleyicilerine armağan olsun bizden. Bunu ilk getirdiğimde Çakır, Baba Kara, Zindan ve Akbaba ilk sahaya indirdiğimizde kafesin demirlerini ısırmaya başladılar kokusundan. Ben ilk defa o kadar vahşi gördüm köpeklerimi. Ama bir zaman sonra sürekli içinde gezdiriyoruz ya, köpeklerin birçoğu alıştı zaten. Alıştılar. Evet. Ama kurt da köpek gibi oldu. Yani test yapsanız emin olun ki birçok köpekten daha çok başarılı geçebilir bu. Yani bir sürüye götürelim, yani köpeklerden hiç korkusuzca sürüye girecek. Çünkü alıştı ya popülasyona, köpeklere. Yabaniliği ne kadar olursa olsun. Dağdaki sürünü deneyelim mi abi? Bunu mu? Sürüyü telef ettirirsin bize ya da sürüye değil ya, köpeklere deneyelim. Verirler. Götürelim biz o zaman oraya. Köpeklere denesek mi? Araç üstünden indirmeyelim. Çünkü orada köpek kalabalık, hepsi de denenmiş yetişen köpekler. Aşağıda bunu alırlarsa elinden kurtarmamız çok zor o köpeklerin. O zaman ben sana bırakıyorum. Seçenek sende abi. Yani ben bilmiyorum olayı. İstersen götürelim, istemezsen. Götürelim. Yine senin için güzellik olsun ama köpeklere telef edecek pozisyona gelmeyelim. Araçtan evet, indirmeyelim. Sadece kokusunu, kendini gösterelim araç üzerinde, kamyonet üzerinde. Köpeklerin tavırlarına bakalım ne yapacaklar. Tamam. Bu video YouTube tarihinde belki de bir efsane olacak. Evet. Bu testi yapan koyunlarla yok diye biliyorum ben. Bilmiyorum. Ben koyunlara gönderen. Anlatım çok icatı yok. Köpeklerle Wolfdoglar falan karşı karşıya getirip böyle kurtçuluk testi yapanlar var. Evet. Biliyorum. Ama bir kurdu yani ya da bir Wolfdog'u koyunla deneyeni hiç olmamıştı abi. Evet. Kuzuyla deneyen hiç olmamıştı. Olsa da böyle bir sonuç çıkmaz. Bu kursta da, Voktos'ta da bir kurt kanına sahip olduğunu saldırıyla gösterdi bize. Aynen. Evet. Birebir saldırdı, dalıyor, hiç affetmiyor. Arkadaşlar evet, ilk önce aklına şöyle bir şey gelebilir insanların. Acaba bu aç mı? Aç olduğu için mi saldırıyor? Evet. Alakası yok. Sabahleyin beslenme saatleri var, hepsine veriyorlar zaten. Ona da veriyorlar tabii, büyük ihtimal. Tabii ki. O da besleniyor. Yani karnı tok ama içgüdüsel olarak koyun gördü mü dayanamıyor. Şurada başladı zıplamaya. Görür görmez. Efsane bir olaydı. Evet. İsmail Baba çok teşekkür ederim. Rica ederim. Valla bana özel ayırdığın için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İzleyenler de şimdi İsmail Özbek abimize bir güzellik yapın. Onun YouTube kanalına burada bak bize özel bir şey yapmış. Siz de bir tıklayarak oraya abone olun. Hatta benim YouTube kanalıma da abone değilseniz artık ayıp ediyorsunuz. Buna da artık bir abone olun da evet, o kadar emek veriyorsun. Kesinlikle. Sinan'a özel gerçekten ilk defa. Bunun sonuçları ağır olabilirdi. Sinan'a özel yaptım. Lütfen bunu yanlış anlamayın. Hiçbir hayvan birbirine zarar vermedi. Evet. Biz zarar görmedi. Yok. Gidecek miyiz şeye? Daha gidelim. Biz kurdumuzu da götürelim. Sürüdeki köpeklerimizin karakterini bunu anlayalım. Ve bir tane hile katmıyoruz. Her işimiz net bizim. Yani perde arkası çalışma yok. Evet. Köpekleri yükleyip daha gidelim. Sürünün başında kendi damızlık köpeklerim de, yavru köpeklerim de orada. Ve bunu hiç görmediler. Yavruların birçoğu bunu görmedi. Götürelim orada. Araç üzerinde bunu indirsek telef edebilirler. Ellerinden alamayız. Evet. Benim gücüm yetmez ona. Kötü sonuçlar doğurabilir. Kıyamam. Bize yakışmaz. Araç üzerinden gördüklerinde ya da kokusunu aldıklarındaki tavırlarını görüntüleyelim. O bile yeterli olacaktır. O zaman şöyle diyoruz. AB Kangal'ın Instagram sayfası, YouTube kanalı videonun altında geçiyor. Benim YouTube kanalım zaten burası. Instagram sayfamda videonun kenarında geçiyor. Takip etmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip like atarsanız da zaten tadından yenmez. Allah'a ısmarladık diyoruz. Sivas'tan, Kangal'ın ana vatanından, AB Kangal'dan tüm Türkiye'ye selamlar, saygılar. Selam olsun. Hoşça kalın. Allah'a emanetsiniz.